para cezası veriliyor ama bu para cezasını geçip hatta hapis cezası statüsüne getirilmesi lazım. Kafede çalışıyorum ben. Denetim olarak çok fazla arttığını düşünmüyorum çünkü kafelerin genelinde yani denetim gelmeden önce biz zaten sigara da içiliyor, maskeler takılmadığı da oluyor. Sosyal mesafe diye bir şey de yok. Ben karantinadan yeni çıktım hatta. Yani arttırması bence gayet gerekli. Görevliler de görevini yapsın. Suistimal ediyorlar. Ben vatandaş olarak görüyorum, suistimal ediliyor. Vazifesini yapmıyor. İranlılar, Suriyeliler doyurana kadar ilk önce kendi halkını doyursun. Anladın mı baba hocam? Böyle bir devlet, böyle bir hükümet olamaz. Kendi halkı acı dura dura Suriyelileri, yabancıları koyutmasın, doyurmasın yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan denetimlerini artıracağını açıkladı. Evet. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece açıklama yetmiyor ki. Gerçekten dediğini yapması lazım. Şu anda görüyorsunuz. Sosyal mesafeye bence uyulmuyor çoğu yerde. Tamam, elimizden kaldığı duyarlı oluyoruz ama yine de göz ardı edilen birçok şeyler var. Yani sahada çok şey var. Yani karar alma mekanizmasına değil. Sahada her şey tamamına uygulanmıyor. Onu görüyoruz. Ya ben şunu söylüyorum. Öncelikle denetimlerin daha sık olması lazım. Hatta hani bu para cezası veriliyor ama bu para cezasını geçip hatta hapis cezası statüsüne getirilmesi lazım. Çünkü bu hani bu yaptırımların ağır yaptırımlara dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü niye? Hiç kimse önemsemiyor. Şu anda 65 yaş üstüne sadece yasak, bloke var. Ama gençlerin hiçbirinin maske takıp kişisel hijyenlerini kontrol altına almadığından dolayı yani vatandaş 65 yaş üstündeki büyüklerimiz mağdur konumda. Yani böyle bir durum olduğunda da hani insanlar vicdanen de rahatsız oluyor. Hani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani eve hapis oluyorlar. Hani diğerlerin, gençlerin önemsemediği korona yüzünden o insanlar da eve mahkum oluyor. Bundan dolayı da önlemlerin daha sıkı, diyorum ya hani hapis cezasına kadar uzanması hem halkımız hem vatandaşımız için daha hayırlı olacağı kanısındayım. Artırabilir. Artırabilir de ama böyle bir şey yok gibi geliyor bana. Çünkü hastalık hiç yoktu önce. Şimdi görüyorsunuz her taraf hastalık oldu. Yani denetim böyle olmaz. Doğru mudur? Yani kafede çalışıyorum ben. Denetim olarak çok fazla arttığını düşünmüyorum. Çünkü kafelerin genelinde yani denetim gelmeden önce biz zaten sigara da içiliyor, maskeler takılmadığı da oluyor. Sosyal mesafe diye bir şey de yok. Virüs yani yayılıyor, yapabileceği bir şey yok. Özellikle Kayseri'de. Denetimler insanlar için iyi bir şey oluyor yani. İnsan sağlığı için yararına yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Aslında güzel oldu ama bunun daha önce yapılması gerekirdi. Hani şimdi kış sezonuna dönerken değil de hani yazın başında yapılsa vakaların artışında en azından bayağı bir düşüş olurdu. Şimdi arttıktan sonra hani arttırmanın bir önemi kaldığını düşünmüyorum. Çünkü insanların canı gidiyor. Tabii ki artması lazım yani. Şu kötüye gidiyor dışarı yani. Biz burada tedbirleri arttırmazsak, şey yapmazsak bunun yani sonu yok. Özellikle ben şunu belirtmek istiyorum. Bu 65 yaş üstünüz sokağa çıkarıp caddelerde, şeylerde bu tutturmamamız lazım bu şekilde. Tamam, saygımız var yaşlardan dolayı. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ama bu şekilde yoğunluğu yaratıp da gereksiz yere otobüsleri işgal edip gereksiz yere çarşıda şeyde dolanmasınlar yani. İşi olmayan çıkmasın yani. Ne olur yani, işimiz olmadığı sürece çıkmayalım. İşi olmadan çıkmadığı sürece bunu atlatacağız, beraber atlatacağız. Bu öyle bir şey ki birimize bulaştığı zaman yüzlerce insan etkiliyor yani. Valla biz denetimlerden çok memnun değiliz açıkçası. Yani maskesiz gezenler vesaire çok fazla. Hani siz bir maskenizi indirseniz size denk gelme olasılığı yüksek. Dün de haberlerde gördük ama bu maskelerin falan olacağını düşünüyorum. Ya da zorunlu tutulmasının daha sıklaşacağını düşünüyorum. Farklı bir şey olacağını sanmıyorum ben. Yani bence sırf ekonomik kazançlar için bir şeyler yapılmamalı. İnsanların sağlığı gözetilmeli diye düşünüyorum. Bence iyi olur kızım. Çünkü yani ortalık iyice tamamen sardı hastalık. Bence gayet güzel olur. Ben diyorum ki işte hani yaşlılar zaten dikkat ediyorlar. Dikkat etmeyenler, sözüm ona, aradaki bazı işte Anadolu tabiriyle şöylesi olanlar. Bir de sigara içenler. Bak, çiçek sahalarının içerisi izmarit dolu. Sokaklar izmarit dolu. Yoğun olan yerlerde sigara içiyorlar. İçiyor, üfürüyor hastalığı meydana. Ben etkileniyorum. Hani ne hakkına ben etkileneyim ki? Onların da üzerinde durulması gerekir. Gerçi tirakilerin hoşuna gitmeyecek ama gerçek bu yani. Ben diyeceğim bu kadar. Sıkı tutsunlar, ciddi tutsunlar.
Hani cezalarını ciddiye alsınlar, görmezlikten geliyor veyahut hadi canım diyor. Olmaz ki. Kendisi de uyacak yani. O görevli de riayet edecek kurallara. Vallahi ilk önce halkın sağlığı ve yaşantısı. İlk başta bunu yapsın. İranlıları, Suriyeliler doğrana kadar ilk önce kendi halkını doyursun. Anladın mı baba hocam? Böyle bir devlet, böyle bir hükümet olamaz. Kendi halkı ağacı dura dura Suriyelileri, yabancıları koyutmasın, doyurmasın yani. İlk önce bunlar, bu denetimleri geçsin. Vallahi gerekli olan da o, arttırsınlar bence de yani. Çünkü hastalık bir türlü düşmüyor, yavaşlamıyor. Çok yükseldiği için de gerekli oluyor yani. Evet, gerekli bence, görüyorum yani. Artışsa ne olacak, artmasa ne olacak? Hani denetim artıldı mıydı, şey mi olacak yani, millet rahatlama mı olacak? Zaten millet perişan halde. Bu virüsten dolayı da komple perişandayız. Allah sonumuzu hayır getirsin. Denetimleri Cumhurbaşkanı her şeyi dört dörtlük gidiyor. Denetim olarak mesela maskeleri, kıvır zıvırım, her şeyini vermek üzere adamlar, ben takdir ediyorum kendilerini. Hele hele Sağlık Bakanı'nı çok çok takdir ediyorum. Sağlık Bakanı bizim ülkemize, yani bir daha gelecek bir Sağlık Bakanımız yok. Öyle bakanı da takdir etmek lazım. Yani eğer onu da takdir etmiyorsa biz nankör adamız yani. Ben bu kadar derim. Başka bir şey demiyorum. Artırması gerekir bence. Çünkü yoğunlaştı hastalık. Yani gençler olmasa da yaşlılar için çok yoğun bir şekilde görüyoruz kayıplarımızda. Artırılması bence faydalıdır. Evet, arttırsın yani. İyi olur. Çünkü sağlığımız için çok güzel olur yani. Mesela yaşamış biriyiz. Gençlere. Biz mesela yaşamış biriyiz. Ben karantinadan yeni çıktım hatta. Yani arttırması bence gayet gerekli. Ki şu konuda da benim düşüncem fazla da ilgi yok yani, artık bırakıldı yani böyle. Sağlıkçılar falan da bıktı yani. Gayet iyi olur. İlgi göstermiyor. Şahsen yaşamış biri olarak böyle düşünüyorum ben. Çok güzel anlattı bunları. Uymamız lazım denetimlere. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a uymak çok güzel bir şey. Başka bir şey diyemem. Baba gibi adam. Ben haklı olduğunu düşünüyorum. Yani denetimler derken bu maske falan bu şeyden dolayı mı? Bence haklı yani. Vallahi ne gerekiyorsa yapılması lazım. Başkan ne dediyse doğrudur. Sizce ne tür denetimler gerçekleştirilmeli? Ya ne tür denetimler? Örneğin kafe yerlerine daha dikkatli olunması. Mesela o bardakların, içecek bardaklarının hepsinin yani daha temiz, daha dikkatli olması lazım. Çamaşır suyu daha çok kullanılması lazım. Lokantalar olsun, her yerde yani. Bilmiyorum, yani böyle daha çok arttırmalar lazım temizlik konusunda en çok. Zaten en çok elden bulaşıyor. Dokunan yerlerde bulaşıyor. Yani denetimlerin bence artması veya birçok şeyin yasaklanması tekrardan gerekiyor. Çünkü çok fazla artış gösteriyor tekrardan. Gerekir. Tamamen doktor altında kontrol olması gerekir. Hastalar. Biliyorsunuz Kayseri sayılı yerlerden biri yani bu hastalıkta. Denetimler arttırdıktan sonra, bütün herkesi eve hapsettikten sonra ekonomi çöker. İnsanlar hep huzursuz oluyor. Ondan sonra o insanlara bakmak zorunda devlet. Yaşlı insanların sürekli toplu taşımayı kullanması mesela, yani onlara daha da kısıtlama gelmesi gerekiyor. Çünkü sürekli dışarıdalar. Yani bu sokağa çıkma yasağı güzeldi bence. O süreçte herkes evindeydi. O güzeldi ama hani şu anda pek fazla bir şey yapabileceklerini düşünemiyorum ekonomi açısından da. En azından yaşlılar hafta sonları çıkmasınlar. Bence en güzeli bu. Bu önlem başta alacaktı. Kendilerinden sonra refah içinde, huzur içinde. Türk halkı da ne yaparsa yapsın. Her gün yüzlerce kişi oluyor, ölüp gidiyor. Yani daha da saklanıyor. Saklanacak da. Niye Türk halkı rehavete gelmesin? Hani ortada bir kaos olmasın diye gün güne saklanıyor. Durumuna ibaret. Yani hükümetin saklaması, bu başka bir şey değil. Yanlışları, hükümetin yanlışları. Ama maske takmayana ceza daha fazla gelsin bence. Birkaç tane gördüm zaten, takmıyor, önemsemiyor da. Ne olabilir? Otobüslerde ayakta yolcu gitmemesi zaten var ama daha sıkı olabilir. Polisler maske takmayana direkt birebir ceza yazabilir bu şekilde. Yani bir de şu var, yani bazı bizim esnafız, çay ocakları kapalı ama kafeler açık. Ben bunu anlam veremiyorum. Çay ocağı zaten esnafa çay dağıtıyor. Kafeler tıka basa dolu. Bu tip yerlerin daha çok denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sosyal mesafe, maske, işte sokağa çıkma yasakları olabilir. Yani sonuçta bizim iyiliğimiz için yani. Ne oluyorsa sıkıntı yok. Hani kendi şahsıma diyeyim, sıkıntı yok. Her türlü her şey olabilir yani. Vallahi sağlığımız için her türlü denetimler lazım. Bu kadar hastalık, bu kadar Türkiye yayınlandığından dolayı
önlemlerini almamız lazım. Denetimde de kendimizin bilinçli olması lazım. Yani herkesin başına bir polis koyamayız. Herkesin başına bir asker ya da bir sağlıkçı koyamayız. Hepimizin duyarlı olması lazım. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani bu maske takmayanlara birazcık daha caydırıcı, yani birazcık daha takmaları için zorlanması gereken ne bileyim cezalar vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan sağlığı olduğu için bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani buna daha çok halkın şey etmesi lazım, dikkat etmesi lazım ama edilmiyor. Edilmeyince gereken cezaların gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani. Vallahi tabii onu Sağlık Bakanlığı daha iyi bilir ama onlar ne gerekiyorsa, bizim tabii işin ehli olmadığımız için onlar ne gerekiyorsa yapıyorlar. Allah razı olsun hepsinden, teşekkür ediyoruz.